Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Yine şöyle tek renk hardar sarısı bir model hazırladık sizlerle. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. 21 numara ve bakın bu taş boncuklardan oluşan bir model oldu. İlk önce şu şekilde arkadaşlar boncuğumu göstereyim. Bakın boncuk iğnesiyle bu beyaz olanları mavilerde karışmış. İpe diziyorum bu şekilde. Şöyle model amaçlı olduğu için ben birazcık azıcık lazım olacak kadar dizmek istedim. Şöyle ipimizi dizdik iğneyle. Ve şu şekilde bir model hazırladık. İğneden tığa minik dağlar yaptık. Evet, sinek kanadından oluşan dağımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, beyazlatalım. Net çıkar belki arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bakın. Şöyle yakın plan göstereyim dağlarımı. Şöyle minik böyle tek sıradan oluşan bu modelde arası ne kadar yakın olursa o kadar güzel duruyor şöyle bakın arasında 5 tane bıraktım 3 tane de bırakabilirsiniz eğer daha yakın seviyorsanız fakat uzağı hiç güzel olmuyor arkadaşlar sadece böyle minik dağlardan çiçekli tepeleri bakın sinek kanatına oluşan minik dağlardan oluştuğu için bu şekilde birbirine dağların kayaların yakın olması gerekiyor şöyle Modelim bu arkadaşlar. Bakın yapılışı da bir o kadar. Hem kolay hem de güzel bir model. Şöyle sizler için hazırladım. Ee, ipim leylak ve bakın tülbentim de reyyan marka tülbent. iyice güzelce esnettim. Şu taş boncukları da gösterdim. Bunlar bende eskiden kalan boncuklar. Sizler e, şimdi biraz daha iri oluyor. Daha güzel olacaktır. Ben model amaçlı sizlere bu şekilde tanıtıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle teker teker dağlarımı göstereyim şöyle bir de yan yana göstereyim Evet çok güzel oldu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar böyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini kişer zincir çekerek hazırlıyoruz 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz YouTube'dan arkadaşlar Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz ve 7 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane toplamda 7 tane böyle tığ battı ile başlıyoruz arkadaşlar. 2 tanesi yuvaya 5 tanesi de ara mesafesine kalıyor. Evet dediğim gibi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Ve 3 zincirden 7 tane tığ battımı buraya yaptım. Evet 7. tığ battımı yaptım. Bir zincirle şöyle ters tarafından döndüm. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet 5 zincir. 5 zincirimi buraya hemen yandaki tığ battıya hiç atlamadan kapattım. Şöyle bir zincirle düz yüzüne dönüyorum. Sık iğne ile sabitledim bir zincir Evet bu şekilde 5 zincirli bir yuva hazırladık bakın ve sinek kanadımız için 4 tane zincir çekiyorum 4 zinciri yapmış olduğum yuvada ya kapattım sık iğne ile sabitledim ve sıkı sıkı 3 tane zincir çektim ters tarafından çeviriyorum tığ battımın içine girip buraya sık iğne ile sabitledim 10 tane zincir çekiyorum 3 4 6, 7, 8, 9 ve 10. Çeviriyorum bu şekilde. Hemen yuvanın içine sabitliyorum. İlk sinek kanadımızı bu şekilde oluşturduk. Bakın. Şöyle bu bir. Bir tane daha yapalım. 4 zincir çekerek başlıyoruz. Hemen tığ battımın içine girdim. Sabitledim. Minik bir kirpik oluşturdum. 3 tane zincir çekip şöyle ters tarafından yuvanın içine giriyorum sabitliyorum bu şekilde 10 zincir 5 6 7 8 9 ve 10 çeviriyorum bu 5 zincirli yuvaya 2 tane sinek kanadı yaptık bakın şöyle aynı yuvaya sabitleyip bu ıı, geri dönüp sık iğne yaptığımız tığ battı var ya o sık iğnenin üzerinden bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya tığ battı seviyesine inmiş oluyorum hem de şu arkadaşlar ikinci yaptığım sinek kanadıma destek oluyor şimdi buraya şöyle 4 tane bakın ara mesafesi olur iki tane yuvaya iki tane de arada kalıyor 4 tane tığ battı yapıyoruz sinek kanadından sonra 1 2, 3 3 zincirimi hemen boştaki tığ battıya kapatıp 1 2 3 zincir şöyle sıradaki tığ battıya kapattım 3 zincir kapatıyorum 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım bakın 4 tane tığ battıdan sonra şöyle bir zincir çekip hemen hiç tığı battı atlamadan sabitliyorum 5 zincir yandaki tığ battıya girip oraya 5 zincirden oluşan yuvamızı hazırlıyoruz şimdi bakın bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüyorum ki şöyle sık iğne ile de sabitliyorum sinek kanadının güzel durması için bu işlemi muhakkak yapmayı unutmayın 4 zincir çekerek başlıyorum sinek kanadımı yapmaya bakın. şöyle 1 2 ve 3 şu da düğüm var onu buraya sık iğne ile sabitleyerek bakın ters tarafından kaybettim şimdi 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar hani sinek kanadında 10 zincir çekiyorduk ya üçünü buraya çektim şöyle arasında bir tane boncuk alarak bir örümcek yapacağım boncuğumuz bazen iri bazen rast gelebiliyor. Şöyle bakın hafif minik bir örümcek yapıyorum. İçine ben şöyle üç tane sinek kanadını sığdırabilmek için. Evet direkt hemen bakın örümcekten sonra hemen sinek kanadımızın içine sabitliyoruz ve bir zincirle dönüşümüzü yaptık. Bu bir teli boncuklu olan teli aşağıda kalacak. Diğer ikisine sık iğne ile bu bir zinciri sabitleyip buraya sinek kanadı yapacağım. Bakın 4 zincir çekerek başlıyorum yine sinek kanadını yapmaya. 1, 2, 3 ve 4. Bu örümcek bizim yuvamız olacak. Kapatıyorum 4 zinciri. 3 zincir buraya sabitledim. Ve 12 tane çekiyorum. Tepede yaptığım bu Artırma işlemi 12 olacak boncukta gireceği için. 2 4 5 6 7 8 9 9 sıkı sıkı 10 11 ve 12. 12 tane çektik. Bakın bir tane boncuğu indirdim. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Buradan boncuğun içinden geçip buradan ilmeğimi tutuyorum. Ve içinden geçiyorum şöyle bakın arkadaşlar geçirirken tığımı çıkar bu şekilde geçiyor rahat bir şekilde 12 zincirin içinden çek geçirip şöyle bakın buraya örümceğin içine kapattım evet. artma işleminde bir tane boncuk oluyor bu şekilde yine aynısından yapalım daha iyi boncuk geçiririz inşallah 4 zinciri çekiyorum örümceğimin içine kapatıp minik bir kirpik oluşturuyorum. 1 2 ve 3. 3 zinciri çektim. Şöyle ters tarafından bu 4 zincirli kirpiğin içine kapatıyorum ve 12 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane sıkı sıkı zinciri çektim. ilmeği bıraktım. Bakın boncuğu şu şekilde düşünün. Hemen ters tarafından girdim. Şimdi ilmeği yakalıyorum. Bakın buradan ve içinden geçirip şöyle ters tarafındayız. Ters tarafında geçirince güzel oluyor. Hemen örümceğe bu 12 zinciri sabitliyorum. Şöyle bakın ve yine bir tane daha yapıyoruz. 3 tane yapıyorum bu örümceğin içine. Sinek kanadı mı bakın. Bu örümceğin içine 4 zincirimi sabitleyip kapattım. 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. Ve sabitliyorum. 12 zincir. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Şöyle bakın boncuğumu yaklaştırdım. Hemen şöyle ters tarafından girip bu şekilde ilmeği tutup boncuğumdan geçirdim. Bakın ilmek şöyle. Hemen geçti zincirimin üzerine boncuğum. Şöyle tekrar takayım. Evet ters tarafında yapıyorum bu işlemi sonra düz tarafına dönüp bu örümcekten yapmış olduğum yuvanın içine 12 zinciri sık iğne ile sabitleyip şöyle bu kısma da bir tane sık iğne yapıyorum aşağı fazla iletmesin diye Evet üçüncü bu sinek kanadımızı da bu şekilde hazırladık arkadaşlar. 3 i̇şte tane zincirini çekmiştik. 7 tane daha çekip burayı 10 zincire tamamlıyorum. 2, 3, 4, 6 ve 7. Evet 3 tane de burada örümcekten önce çekmiştik. Yuvaya girdim. Sık iğne ile buraya sabitleyip bir tane sinek kanadı oluşturduk. Bakın yanına bir tane daha. 2, 3, 4 zincir kapatıyorum 3 zincir çevirdim kirpiğin içine kapattım 1 2 3 4 5 6 8 9 ve 10 Evet aşağıların sinek kanadını ona zincirli artmaları yapıyoruz şöyle bakın sonuncu sinek kanadımızda yaparak bu şekilde arkadaşlar minik dağımızı bitiriyoruz bakın. Yavaş yavaş anlattım inşallah. Şöyle anlaşılır. Evet çok güzel oldu duruşu da. 3 zincir çekiyorum. Yine 7 tane bu tığ battı ara mesafesini veriyoruz. Şöyle çeviri çeviri yaptığımız için tülbentimiz dönüyor. Şöyle 2 kamera karşısında düz etmek. Zaman aldığı için ama siz oturarak rahat yapabilirsiniz. 3 zincir, 4, 4 tane yaptık. 3 tane daha yapıp bir hediye tamamlayalım. Şöyle, 3. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. 2, 4, 2, 4, 6 yedinciyi de yedi. 6 7 şöyle 7 tane yapınca bir zincirle ters tarafına döneceğiz. Bakın, şöyle göstereyim. Hemen 1-2-3-4-5 zincir. Yanındaki tığ battıya girerek sabitliyoruz. Bir zincir daha çekip sık iğne ile sabitliyorum şimdi buraya sinek kanadı yaparak yeni yuva yeri oluşturduk şimdi biz yapmış olduğumuz modelimize bakalım Tirdik arkadaşlar bakın modelimizin oluşu bu şekilde oldu böyle kalıp gibi oldu zincirlerini zincir sayısını da uyarsanız aynı benim yaptığım gibi çok güzellikte zariflikte modeliniz olur arkadaşlar bakın şöyle çoğaldıkça da çok güzel bir görüntüsü oluyor. Ütüleyince de tabi daha zarifleşecek. Bu arka tarafından. Şöyle ütüyü inceltecek. Bunu güzelleştirecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Daha net gözükür. Evet. Şöyle bir de tersini göstereyim. Bakın çok zarif oldu. Çok da güzel oldu. Işık açısından rengi nasıl güzel gözükürse bu şekil şimdi arkadaşlar bakın şöyle bu boncukları dal olarak veya da şey kutusunda alıyoruz öyle buraya büyük geldi için çirkin durmadı mesela bu buraya geldi veya da incecik boncuklar oluyor onlar için şöyle şöyle göstereyim arada ince böyle şey boncuklar hatalı fabrika hatası boncuklar çıkabilir şimdi burada boncuğun içinde yok ama size göstermek için bir tanesini nasıl arasından kaybedeceğinizi kırıp ortadan yok edeceğinizi göstereyim şöyle bakın bu boncuğun şöyle orta kısmından girerek bakın hemen kırılabiliyor bazen hani takmak için zorlandığınızda bile onu ortadan yok edip diğer güzel boncukları kullanabilirsiniz. Fabrika hatası sonuçta insan yapıyor arkadaşlar. O yüzden onu da göstermek istedim. Hani ne yapacağım ipimi koparacağım diyen arkadaşlar için alternatif olsun. Tığınızın ucuyla boncukları yok edip hoşunuza giden boncuğu kullanabilirsiniz aradan o boncukları kaybedip bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Emekler için arkadaşlar beğeni, yorum, destek bekliyorum sizlerden beğeni ve yorumlarınız biliyorsunuz. Youtube'da önermelerde ön plana çıkarıyor. Ön plana çıkarınca da arkadaşlar videoların devamı, kanalın devamı oluyor. O yüzden hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet